Merhaba arkadaşlar. Bugün size küçük bir balıktan bahsetmek istiyorum. Margaritatus muydu? Dur, şimdi ben de şaşırdım. Galaxy Rasboa diye geçen küçükten bahsediyorum şuradaki. Latince ismini şu anda unuttum. Ben yaklaşık bir yıldan beri bakıp ve üretiyorum bu küçükleri. Çok keyifli bir balık, çok neşeli yüzüp ve aktif olan bir tür. Yani bu onların yanında benim yarım ibik balıklarım da var burada. Ve beyaz bulut balıkların kırmızı varyetesi de var aynı tankta. Aynı zaman Sevilyaların üretim tankı burası benim için. Ve onlarla birlikte baktığım bir akvaryum. Şöyle birazcık Java mus koydum içine. Zaten üst taraf komple tilki kuyruğundan kaplı. Yarım ibiklerin yavruları saklanabilsin diye öyle bir dizayn yapmıştım bu akvaryuma. Şu toprağı çoğu arkadaş soruyor zaten bana. Köpürtülmüş, pişirilmiş, killi topraktan yapılan bir şey. Şurada bir tanesi bölük. Orada görebilirsiniz. İçi böyle küçük küçük boşluklarla dolu. Onun için hafif bir malzeme. İlk suya koyarken hatta kaynar suyla üstüne dökmeniz gerekiyor. İçindeki havayı çıkartabilmek için. Yoksa batmıyor bir türlü. Hep suyun üstüne yüzüp kalıyor. Bu normalde Avrupa'da bürolardaki bitkilere toprak yerine bunu kullanıyorlar. Yoğun bir suyla bitkiler bunun içinde durup öyle bakılıyor orada. Daha kolay bir bakım şekli ve en azından toprak kokusu da oluşmuyor bürolarda. Ben bunu aşağı yukarı 25 yıl evvel tanıyıp aldım, farklı yerlerde kullandım, farklı üretimlerde kullandım. Şimdilik de hem küçük rasbora türlerinde, yumurta döken türlerde hem Sevilyalarda iyi bir görev gösteriyor. Yumurtalar araya düşüyor, yavrular aralarına saklanabiliyor. Oradan da sonra bir hortum yardımıyla çıkarabiliyorum. Ama gelelim rasboralara. Bugün çok aktifler. 2-3 gün evvel su değiştirmiştim. Ve bugün sürekli bir kurulaşma, bir güç gösterileri birbirlerine karşı. Dediğim gibi çok çok keyifli bir tür. Şurada bir çift var. Koyu olanlar erkek. Kuyruk kenarları daha bariz kırmızı. Dişiler birazcık daha sade bir renge sahip. Bunun gibi ve birazcık daha göbüşlü duruyor. Tabi haliyle yumurta topladıkları zaman birazcık daha volümleri artıyor. Myanmar ve Tayland'dan gelen bir canlı bu. Asya bölgesinde benim bildiğim kadarıyla yalnız dağlık bölgelerde yaşıyor. 1000 metrenin üzerinde. Onun için suyu sıcaklığı çok çok o kadar aşırı değil. 22-24 derece arası ideali. Ben burada yaklaşık kışın 24 civarı tutuyorum. Yazın benim de yalnız 25-26'ya kadar çıkıyor bu odada klima olmasına rağmen. Onu daha serin tutamıyorum yani. Ama o şekilde de çok keyifliler ve çoğalıyorlar hiçbir sıkıntı olmadan. Birazcık daha yakından gösterebileceğim mi şöyle. Çok hareketliler, çok hızlılar. Onun için yakalaması biraz güç bir tür. Şurada arkada çok güzel kurulaşmalar var da onları bakalım yakalayabileceğiz mi? Evet, nerede kalmıştık? Tayland, Myanmar'da yaşıyor dedik. Yaklaşık 1000 metrenin üzerinde dağlık bölgede. Tahminlere göre tam kesin bir bilgim yok ama pH 7'nin üstünde birazcık alkalik bir suda yaşıyor. Yani Tayland, Myanmar dedik mi esasında baya baya ekşi tatlı sular aklımıza geliyor. Yumuşacık olan ama onlar tabi dağlarda değil daha çok aşağılarda olan bol yağmur alıp da bol humus dökülen yerlerde bu toprak yumuşayıp ekşiyor. Toprak diyorum su pardon. Ama dağlık bölgelerde demek ki öyle değil. Bunlar birazcık daha sert seviyorlar. Benim buradaki suyum daha evvel de gökkuşaklarında birkaç kere bahsettim. 7,5 civarı pH'im. İletkenliğim buraya birazcık osmos suyu karıştırdım ben öyle olacağını daha iyi düşündüğüm için yaklaşık 400 350 400 mikrozimens arasında
Orta sertlikte bir su. Bakın görüyorsunuz burada koşturmalar, güç göstermeler. Ondan sonra şöyle ön tarafa gelip şu yavamosun üstünde de yumurta döküyorlar. Ama onu çekemedim şimdilik bir türlü. Hep arkada koşturmalarla geçiyor. Erkekler dişileri bariz bir şekilde koşturuyor. Bu öndeki de bayağı yorulmuş herhalde. Kenara sinmiş. Çok katılmak istemiyor artık aktivitelere. Evet, bu küçük canlı da çok hoş. Evet, bu yarım ibik balığı bayağı ihtiyarladı. İhtiyarladıkça da böyle kamburu çıktı. Yüzmekte de zorlanıyor artık ama bitki bol olduğu için yukarılarda sinlenebiliyor. Üstünden de yemlediğim için onun için çok sıkıntı değil. Burada emeklilik hayatı yaşıyor. Bu da çok ilginç. Bu herhalde ağzı açıkken kendini cama çarptı. Ağzı o şekilde kaldı yani kapanmıyor artık. Hep ağız, açık bir ağızla gezen bir balıkçığım. Bu da bayağı yaşını buldu. Yaklaşık 2 yaşında. Bunların ömürleri çok çok aşırı uzun değil. Ama çok keyifli canlılar. Aynı küçük rasbolar gibi. Evet. Benden bugünlük bu kadar. Umarım az çok bilgi verebilmişimdir. Şunu da söyleyeyim. Yani bu küçük rasborayı küçük bilhassa ülkemizdeki yaygın olan nano tanklar, küçük akvaryumlar 15, 20, 30 litre civarında için çok çok güzel bir canlı. Yani her zaman ne kadar Lepsis güzel olsa da onlara laf söylemek istemiyorum ama hayat sadece Lepsis'ten ibaret değil. Başka güzel canlılar da var. Bu beyaz bulut balıkları, kırmızı varyetesi öyle. Ondan sonra minik rasboralar. Benim bu tankım da 30-35 litre hacimli. Yani hepsi çok keyifli burada yaşayabiliyor. Öyle bir şey düşünebilirsiniz. Tabii birazcık daha görsel olabilir. Burası üretim tankı olduğu için balıkların üretimine yönelik bir dekorasyona sahip. Siz evde daha farklı bir şeyler yapabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi hobiler.